Çabuk çabuk. Çabuk abi çabuk ya. Bindir. Fenerbahçe takımı otobüsüne Trabzon'da silahlı saldırı gerçekleşti. Otobüs şoförü vuruldu, kafiledekiler ölümden döndü. Siz beni ölse rahat edersiniz, rahat. Zaten ağrı yedirelim. 3 senedir, 3 senedir bu. Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırı dün akşam oynanan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçından sonra yaşandı. Polisler nasıl baktılar buna saçma? Kurşu ne? Kurşun Emre, baksana bu kurşun böyle taş olmaz. Burada var, orada var. Silah. Futbolcular 5 gollü galibiyetin mutluluğuyla İstanbul'a dönmek için Trabzon Havalimanı'na doğru yola çıktı. Kafileyi takip eden bir muhabirin söylediği sözler sanki olacakların habercisiydi. Bir şey olabilir mi? Bir şey var içinde. İçinde Fenerbahçeli futbolcuların, teknik heyetin ve yöneticilerin bulunduğu otobüs Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir viyadükten geçerken ardı ardına silah sesleri duyuldu. Ambulans! Ambulans isteyin, ambulans! Ambulans! Polis arabasına bindi. Polis çabuk çabuk ya, şuradan bir polis arabası çağır abi. Pompalı tüfeğin namlusu otobüsün ön ve yan camını hedef almıştı. Yan camı kırıp içeri giren saçmalar şoför Ufuk Kıran'ın yüzüne isabet etti. Tüm kafilenin canı ona emanetti. Yüzü gözü kan içinde kaldı bir anda. O ve hemen yanındaki güvenlik müdürü yoldan çıkmak üzere olan otobüsü son anda durdurmayı başardı. Şoför kafayı vurmuş gitmiş. Yandaki koruma Serkan olmasa zaten cup gitti. Adama frene basmışlar ve direksiyonu bizim korumalar şey yapmış. Saldırı tam da viyadükte gerçekleşti. Vurulan şoför ve güvenlik müdürü son müdahaleyi yapmasa otobüs viyadükten aşağı uçabilirdi. Belki saldırganların amacı da buydu. Tüm kafile büyük bir facianın eşiğinden döndü. O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çünkü şoför Kıran'ın ağzı ve burnundan oluk oluk kan akıyordu. Otobüse eskortluk eden polisler şoförü hemen araca aldı ve hastaneye götürdü. Ya şuradan polis arabasını gönderin. Hadi bindir. Bir çocuk babası şoför Ufuk Kıran yolda ambulansa nakledildi. Hastaneye geldiğinde kan kaybetmenin de etkisiyle baygındı. Hemen ameliyata alındı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'nde bunlar yaşanırken takım otobüsündeki yönetim, teknik heyet ve futbolcular silahlı saldırının şokunu atlatmaya çalıştı. Bu silah. Evet, silah. Zaman zaman sinirler gerildi. Şoför koltuğu, direksiyon ve yol kan içindeydi. Fenerbahçe basın sözcüsü Mahmut Uslu habercilerden otobüsün içini çekmemesini istedi. Çocuklar olay çekimi çektiniz değil mi? Bitti. Siz niye içeri çekiyorsunuz? Yani insanların tepkilerini görüyorsunuz. Tarık Ede'ye de bu hale getiriyor. Yapmayın. Olay yerine gelen polisler hemen inceleme yaptı. Kaptan Emre Belezoğlu ve teknik direktör İsmail Kartal emniyet birimlerine kurşun izlerini ve kanlı bölgeleri gösterdi. O anlarda Mahmut Uslu ilk açıklama için kamera karşısına geçti. Artık bundan sonra bunlara tedbir alınması lazım. Geçti artık. Bakın bir daha söylüyorum. Yani herkes Kur'an Beyliği de bıraksın. Uslu'ya göre silahlı saldırı Fenerbahçe takımını yok etmeye yönelikti. Saldırının yeri ve şoförün hedef alınması da ona göre otobüsün kaza yapması ve viyadükten aşağı yuvarlanması içindi. Yanlış şoföre yapıyorlar çünkü buradan viyadükten geçiyor. Bu otobüs parçalansın ve futbolcular ölsün istiyorlar. Bunun başka bir anlamı var mı? Siz yorum yapıyor musunuz şimdi gördüğünüz? Futbolcuların uçağa sağ salim varabilmesi için bölgeye zırhlı minibüs getirildi. Oyuncular ve teknik heyet araca bindikten sonra Trabzon Havalimanı'na ulaştı. İstanbul'da ise onları Başkan Aziz Yıldırım ve taraftarlar karşıladı. O esnada ameliyatı başarılı geçen Ufuk Kıran gece yarısına doğru hayati tehlikeyi atlattı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Saldırı tüm Türkiye'de büyük tepkiye neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın hemen ardından valilerden bilgi aldı. Başbakan Davutoğlu da saldırıyı kınadı ve tedbir alınması için talimat verdi. Muhalefet liderleri de Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Gece geç saatlerde Fenerbahçe internet sitesinden sert bir bildiri yayınlandı. Yapılan yazılı açıklamada vicdanlar tatmin olana kadar liglerin ertelenmesini istiyoruz denildi. Maçların ertelenmesi konusu federasyonumuzun alanına giriyor ama bence Türkiye'de güvenlik bakımından ertelenmeyi veya iptal edilmeyi gerektirecek bir durum yoktur. Ve bugün saldırı bölgesinde yapılan aramalarda bir adet av tüfeği ve ağaçlarda saçma izi bulundu.
Trabzon Valisi saldırının kamera görüntülerinin olduğunu açıkladı. Ekibimizin çektiği görüntülerde de otobüse iki el büyük ihtimalle bir av tüfeğiyle iri saçmalar olduğu gözüküyor. Ateş edilmiş olduğu gözüküyor. Şimdi gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda saldırıyla ilgili nasıl bir karar alınacağı yarın yapılacak toplantının ardından belli olacak.